Abdülkadir Geylani'nin Hazreti Mehdi hakkındaki açıklaması. Evet, inşallah. Hatemi... Bakın, Abdülkadir Geylani gibi, yani Kadiri tarikatının şahı, bakın şeyhi değil, şahı, tarikat kurucusu. Ne diyor? Bir anlat bakalım. Hatemi Veli, Mehdi Hazretleri ve Siyah Bayraklılar. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mühim ifşaatları. Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerinde hiç kimsenin yapamadığı cihadı yaptıklarını haber verdiği cihadı, bu mücahitlerin nasıl yaptıklarını, dünyaya bu nuru nasıl yaydıklarını, Mehdi Kaim'in cihat durumunu, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Fethur Rabbani adlı eserinin 60. meclisinde şöyle buyuruyorlar. Her kim ki bu zata erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoyamaz. Mehdi'nin bayrağı indirilemez. Askeri mağlup edilemez. Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez maşallah. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. Hiçbir iş ona güç gelmez. Hiçbir kapı önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur. Bütün yönler açılır. O, Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç getiremez. Hay maşallah. 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 Görüyor musun benim koç yiğitimi? Evet, benim aslanımı. Maşallah. Ya Abdülkadir Geylani gibi bir mübareğin ağzından. Tam onun konuşmalarını bir daha anla. Çünkü bayağı bir coştum duyunca. Son bölümü tekrar okuyayım mı hocam? Evet. Hiç kimse onu durdurmaya güç getiremez. Sen bak maşallah. Şuradan itibaren şimdi. Bir kısmı onun yorum. Bir Abdülkadir Geylani'nin direkt açıklaması var. Sen o kısmı oku. Buradan itibaren mi hocam? Oktar şimdi bana geçiniyor. Bak diyor ki 60. meclisinde şöyle buyuruyor. Bak Seyyid Abdülkadir Geylani neymiş? Seyyid. Seyyid evet. O da ceddim. Evet. Değil mi? O evet. Da Seyyid'dir. Peygamberimizin neslinden. Abdülkadir Geylani Hazretleri Fethur Rabbani adlı eserinin 60. meclisinde, 60. bölümünde şöyle buyuruyor diyor. Her kim ki bu zata erişirse, ki biz eriştik. Maşallah. Mehdi devrindeyiz. Evet. Bize söylüyor. Evet. Evet. İnşallah. Oku şimdi. Her kim ki bu zata erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoyamaz. Evelallah. Maşallah. Evelallah. Mehdi'nin bayrağı indirilemez, askeri mağlup edilemez. Tartışmalarda yenmek mümkün mü mübareğe? Mümkün değil. İlmi mücahadede. Hep üstün geliyor maşallah. Evelallah. Allah'ın dilemesiyle inşallah. Evet, biz de öncüsüyüz. Evet, i̇nşallah. Devam et. Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez. Maşallah. Maşallah. Tevhid kılıcı nedir? Allah'ın birliğini savunuyor. Evet. Evet. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. İhlas adımı nedir? Samimiyet adımları. Samimiyetle yaptığı mücadelesi. Yürümekle yorulmaz. Asla yorulmuyor Allah'ın izniyle. Evet. Devam. Geceli gündüzlü. Maşallah. İnşallah. Hiçbir iş ona güç gelmez. Evelallah. Dağları geçer diyor değil mi hadiste? Evet. Evet, maşallah. Maşallah. Evet. Hiçbir kapı önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Ha, söke söke açıyor demek ki. İnşallah. Hangi kapıyı kırmıştı Hazreti Ali? Kalenin kapısını hocam inşallah. Hangi kale? Hayber. Hayber kalesi. İnşallah. Evet. O da öyle Hayber kapısını kırar gibi kapıları kıracak. Hangi evet. Kapıları? Delalet kapılarını. İnşallah. Cehalet kapılarını. İnşallah. Darwinizmin, materyalizmin, değil mi? Faşizmin, komünizmin kapılarını söküp atacak. Açtı mı bir daha kapatamayacaklar diyor bak. Evet. Bir daha kapatamayacaklar. Maşallah. Böyle yol geçen anına çevirecek Allah'ın izniyle. Yani dümdüz edecek diyor. Maşallah. İnşallah. Evet. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur, bütün yönler açılır. Hepsini darma keşen edecek diyor. Maşallah. Ya maşallah elhamdülillah. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez. Mübarek feceten diyor, ani bir ölümle ölür diyor. Evet. Maşallah. Atının üstünde diyor, arabasının vasıtasının üstünde, taşıtının üstünde diyor. Ölür diyor. O vakte şehit olacak inşallah. İnşallah. Velilerin sonu şehittir diyor. O vakte kadar kimse onu durduramaz diyor. Maşallah, elhamdülillah. Ya, maşallah. Maşallah. Ondan sonra halefi kim? Hazreti İsa Aleyhisselam. Evet. Ona tevdi edecek halifeliği. Maşallah. Diyecek sensin manevi lider. İnşallah. İnşallah. Sen beni... Halef tayin etmiştim. Ben de seni halef tayin ediyorum. Diyecek. Elhamdülillah. İnşallah. Değil mi? Ne kadar bir süre olur hocam Hazreti Mehdi'den sonra Hazreti İsa dönemi? Hazreti İsa vazifede şu an. O da yani...
şöyle hesap et. 2002'de geldiğini düşün. İnşallah. 33 yaşında. Şimdi şu an kaç yaşında oluyor? 41 yaşında inşallah. 41 yaşında. Evvelallah filinta gibidir. Maşallah. 41, 51, 61, 71. Daha var, var. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Var. Bu sizler bilirsiniz hocam. 1506 onların bitiş dönemi mi yoksa... Onların bitiş dönemi. Onu, maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Yani onun vefatının hemen akabinde başlıyor bozulma. Evet. İnşallah. Hazreti Mehdi de uzun ömür olacak mübarek. Evet inşallah. Biz öncüsüyüz. Biz bilemeyiz ne kadar yaşayacağımızı ama bak ne diyor Hazreti Mehdi için. Benim evlatlarımdan olan Kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam, İbrahim Halil aleyhisselam bir peygamberim. Evet. Bizim peygamberimiz biliyorsun. Bütün ümmetin peygamberidir. İbrahim Halil'in ömrü olan 120 yıl yaşayacaktır diyor. Maşallah. 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 Demek ki iyi bakacaklar mübareğe. Yani. Maşallah. Elhamdülillah. Vesile olacak inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Evet devam et. Rabbinin huzuruna vardığı an o da ona lütfeder. İkramlarda bulunur. Maşallah. Tabii cennetin tavusudur diyor Mehdi. Ben, Hamza, Hasan, Hüseyin, Mehdi diyor. Cennet ehlinin seyitleriyiz diyor peygamberimiz. Maşallah. Tabii. Cennette en çok sevilen insanlardan olacak. İnşallah. İnşallah. Elhamdülillah. Onu kendi İnşallah. Hücresinde uyutur, lütuf ve fazlından yedirir, ülfet badesinden içirir. Maşallah. Maşallah. Cennette ikram olacak demek ki evet. mübare. İnşallah. Maşallah. Evet. Bunları İnşallah. Bulduktan sonra hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen harikuladelikleri görür. Yani onlar zaten şu an oluşuyor. İnşallah. İnşallah. Evet. Hak Teala'nın fazlını, keremini bulduktan sonra... O büyük insan halk arasına tekrar katılır. Ha, mübarek önce bir gizleniyor. Evet. Gaybetül Kübra ve Gaybetül Sugra sonra halkın arasına karışıyor. Açık aleniyet kesbediyor. Herkes görmeye başlıyor. Ne diyorsun Mine hocam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin böyle Mehdi'yi övmesine? Maşallah hocam. Maşallah, maşallah. Biz de Abdülkadir Geylani'nin nacizane talebelerindeniz. İnşallah. İnşallah. Siz de dedeniz olmuş oluyor inşallah. Tabii. Bahaeddin Nakşibendi Hazretleri de manevi mürşidimizdir. Evet. Kalben. Abdülkadir Geylani de manevi kalben mürşidimizdir. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Evet, buyurun. Sebebi onlara hidayet yolunu göstermesi ve mülk sahibi kılmasıdır. Çünkü o kul sonsuz manevi bir mülke sahiptir. Maşallah. Maşallah. Allah yağdıracak. Evet. İnşallah. Maşallah. Yağmur gibi yağdıracak inşallah. İnşallah hocam. Çünkü okul inşallah. Özür dilerim. Çünkü okul manevi bir mülke sahiptir. Ulaşmış olduğu mertebelerin bereketiyle diğer insanlara feyz saçar, rehberlik ve hidayet öncülüğü eder. Maşallah. Tamam. O öyle bir kuldur ki hakka vasıl olmuş, onu görmüş ve masiva denen hakkın zatından gayrı şeyleri bilmiştir. Artık işi halkla uğraşmaktır. Yerine göre halkın tepesine bir tokmak olur. Hak ile batılı birbirinden ayırt eder. Müminleri aziz ve celil olan Allah'ın katına göndermek için bir elçi bir kılavuz olur. Darwinizmi, evet. materyalizmi değil mi hocam? Evet. Şimdi. Küfrün başına tokmak. Evet. İnşallah. İnşallah. Her vurduğunda hoplayacaktır yani inşallah. İnşallah. Tam onu söylemiş maşallah. Evelallah. Bak tokmak diyor dedem. Maşallah. Ne güzel söylemiş. Maşallah. Değil mi? Tokmak değil mi? Vurdu mu hoplatır yani. Evet. İnşallah. İnşallah. Tepelerinin tepelerine. Hak ile i̇nşallah. Batılı birbirinden ayırt eder evet. diyor. Maşallah. Beynine beynine. İlimle, fenle, İnşallah. Kültürle, sanatla. Evet. Ne diyor Bediüzzaman? Düşmanlarımız cehalet, zaruret ve ihtilaf diyor. Cahillik, zır cahillik veya cahillik. İhtilaf, Müslümanların birbirine düşmesi ve zaruret, fakirlik. Buna karşı diyor sanat, marifet ve ittifakla karşılık vereceğiz. Maşallah. Mehdi sanatın sultanıdır. Evet. Yani sanatta üstüne yoktur. Dünyaya sanatı o öğretecek. İnşallah hocam. Tabii sanatın üstadı azam odur. Üstattır o konuda. Marifetin de üstadıdır. Yani çok marifetli bir insan olacak inşallah. Sanat, marifet ve ittifak. Bütün dünyada ittifakın tam adını koyacak. İttifak böyle olur diyecek. İnşallah. Değil mi? Bütün dünyayı birleştirecek. Tam ittifak. İnşallah. Herkesi Allah'a kul yapacak. Dünyada la ilahe illallah'ın dışında bir şey duymayacağız. Elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Sadece bunu duyacağız. Maşallah. Son kısmı bir daha oku.
O öyle bir kuldur ki Hakk'a vasıl olmuş, onu görmüş ve Masiva denen Hakk'ın zatından gayrı şeyleri bilmiştir. Artık işi halkla uğraşmaktır. Yerine göre halkın tepesine bir tokmak olur, Hak ile batılı birbirinden ayırt eder. Müminleri aziz ve celil olan Allah'ın katına göndermek için bir elçi, bir kılavuz olur. Maşallah. Bak elçiymiş demek ki. Evet. Ya nasıl elçi dersin diyorlar. Abdülkadir Geylani söylüyor, ben söylemiyorum ki. Evet. Ve kılavuz, değil mi, mürşit. Ve hak ve batılı ayırt eder diyor, değil mi? Evet. Darwinizmi, materyalizmi eziyor, hak galip geliyor, batıl zahil oluyor. Bak hak geldi, batıl zahil oldu diyor, değil mi Cenab-ı Allah ayette? Evet. Bu ayetin tam hakkıyla tahakkuk etmesini sağlayacak. Maşallah. Ahir zamanda. İnşallah. Tabii. Peygamberimiz zamanında Kur'an İslam indi, hak geldi. Ama batıl zahil olmadı tamamen. Mehdi zamanı tamamen zahir olacak. Yani tam bir hakkı. Yani batılı manen kaldırdı Kur'an o devirde. Ama fizik olarak kaldıracak Mehdi. Aynı zamanda. Maşallah. İnşallah. Elhamdülillah. O günlere doğru gidiyoruz Mine Hocam. Maşallah. İnşallah. Evelallah. Evet. Bir son bölüm daha var hocam. Evet. Bu zata melekut aleminde azim ismi verilir. Bütün halk onun kalbinin ayakları altında durur ve onun gölgesinde gölgelenir. Bu halleri işitip heyecana kapılma. Maşallah 60. meclis. Maşallah. Maşallah. Heyecana kapılmamak mümkün mü? Değil. Ama yine de inşallah. Dedemizin sözüne uyalım inşallah. Heyecan kapılmamak kastı ölenler, bayılanlar oluyor. İnşallah. Tabii Mehdi'nin zuhurunda ona işaret ediyor. Siz bu şeyi tarif etmiştiniz hocam inşallah. O teberrüken kılıcı alıp hırkayısını giydiği zaman peygamberin... Onu kaldıramaz işte manevi. O çok büyük bir tehlikedir. Hakikaten ona önce uyarılması lazım. Yani yüzlerce insan bayılabilir. İnşallah. Yani hatta binlerce. Yani. Tehlikeli bir şeydir. Onun için önceden onun hazırlığı yapılacak. İnşallah. Kaldıramaz manevi o kadar heyecanı. İnşallah hocam. Tabii Allah versin vermesin. Canını verenler oluyor yani. Evet. Tabii. Yani dayanamaz. Ver bakayım. Dedem neler söylemiş bakayım maşallah. Bak bütün halk onun kalbinin ayakları altında durur. Yani zır ve gölgesi bütün dünyayı kaplar diyor. Evet. Kastetti bak. Bütün halk onun kalbinin yani onun manevi elektriğinin, manevi gücünün, manevi tasavvurun Allah'ın vesile etmesiyle ayaklar altında durur. Yani hepsi, bütün insanlık onun manevi feyz ve bereketini istifade ediyor. Biliyorsun kıyametin gelmesini engelleyen bir vesile olarak göstertiyor Allah. Maşallah. Kıyameti onun vesilesiyle durduracağım diyor Allah. Evet. Mehdi vesilesiyle. Bir ara fasıl veriliyor. Mehdi vesilesiyle. Bu halleri işitip heyecana kapılma diyor. Maşallah. 60. mecliste. Maşallah. Maşallah. Seyyid Abdülkadir Geylani de biliyorsun. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Seyyid Abdülkadir Geylani meclisinde büyük bir camide sohbet ederken peş peşe kerametler gösterdi. Bunu kaldıramayıp vefat edenler oldu. Bayılanlar oldu onun için söylüyorum. İnşallah. Yani böyle manevi halleri bazen kaldıramaz insanlar. Evet hocam. Yani şiddetli heyecandan canını verenler oldu. Yani kalp krizi geçiriyor şeyin heyecandan. Evet. Veyahut bayılanlar oluyor inşallah. Önceden tedbir alınması lazım. İnşallah. Bu olabilecek i̇nşallah. En büyük coşku olacak maşallah. Evet onun için diyor heyecana kapılmayın. Evet, inşallah. Maşallah.